Merhabalar, size şimdi e, genetik bir e, keşfin veya maceranın nasıl yol aldığını anlatmaya çalışacağım. İnsanoğlu, 3 milyar harften oluşan bir genetik kitabın 25 bin farklı genetik elementten oluşan büyük bir genetik materyale sahip. Ancak yine aynı insanoğlu binlerce yıldır, sadece dünyada yaşamaya odaklanmış, dünya şartlarında yaşamaya mecbur kalmış bir canlı. Ancak dünyanın her yeri birbiriyle aynı değil. Kutup bölgeleri, soğuk ve çok stresli ortamlar ve dünyanın geri kalan bütün coğrafi bölgelerinin birbirinden çok farklı olan şartları var. Ve şimdi geldiğimiz 2000'li yıllarda sadece dünyanın coğrafi şartlarında değil Aynı zamanda yer çekimsiz ortam dediğimiz uzay şartlarında da yaşamaya insan kendini alıştırıyor. Yani binlerce yıldır bütün genetik elementlerini, bütün gen ifadelerini, bütün genom kitabını dünyanın coğrafi şartları ve koşullarına göre zorlamış ve ee, yaşamaya mecbur bırakmış insanoğlu artık kendini uzay ortamında yaşamaya mecbur bırakmak zorunda uzay seyahatlerine çıkmalı, başka gezegenlere seyahat etmeli, belki de başka gezegenlerde koloniler kurmalı. İşte bunun için biz genetik bilimciler insan oğlunun içinde bulunduğu bu genetik materyalin ne kadar uzaya adapte olup olamayacağını araştırmak zorundayız. Mevcut dünya şartlarında yakalandığımız enfeksiyonlar, kanserler ve daha sayamayacağım binlerce türlü hastalıklara karşı kendi genetik materyalimiz ve bağışıklık sistemimiz buna adapte olabiliyor. Ve bundan dolayı da bu kadar büyük pandemilere rağmen halen burada sağlıklı bir şekilde tekrardan bütün virüsleri yenerek yaşayabiliyoruz. Ancak uzay şartları henüz karşılaştığımız şartlar değil. Dolayısıyla bizim uzan uzun uzay seyahatlerinde farklı gezegenlerde yaşama ideallerimizde bağışıklık sistemimizin genetik zenginliğimizin bu hiç bilmediğimiz uzay ortamına adapte olup olamayacağını araştırmamız öğrenmemiz ve gerçek astronotları belki de uzay seyahatlerinde bulunacak aramızdaki birçok insanın seçimini belirlememiz gerekiyor. Ben, bilim kurgu filmlerini izlemeyi çok severim. Ee, son zamanlarda bu, en son izlediğim filmlerden biri. Nasıl kaçırdığıma ben de şaşırmıştım. 1997 yılında yayınlanan bir film. Belki de küçük çocukken izlemiş olabilirim, hatırlamıyorum. Contact, yani bir mesaj. Uzaydan gelen derinlerden bir mesaj ya da İngilizce tabiriyle message. Dolayısıyla uzayın derinliklerinden gelen bir mesajı alan bir astronot ya da astronomer aldığı bu mesajla o yeni gezegenleri keşfetmenin peşine düşüyor. Aslında bunun bana verdiği çok özel bir anlam vardı. Mesaj. Birazdan geleceğim neden benim için çok önemli olduğuna. Ama diğer taraftan 1997 yılında çekilmiş bu filmin, bu bilim kurgu filminin içerisinde bulunan aslında geleceği tasvir eden, gelecekte yeni tedavi yöntemlerini fikir verebilecek yeni ipuçlarını barındıran bir film olması açısından Hele ki şu an birazdan anlatacağım projeleri gördüğünüzde ben bunu gördüğüm gibi vada dedim. Yani nasıl olabilir yani? Sadece bir kareyi size koyacağım burada. Bu Rus bir milyarder. O zamanın milyarderi ama kansere yakalanmış. Ve kanser tedavisini bulamadıkları için dünyada 1997 yıllarında kanser immünoterapi gibi yöntemler olmadığı için bir cümle geçiyor. Düşük oksijen ve yer çekimsiz ortam kanserin beni bitirmesini engelleyecek tek şey. Ben bunu gördüğümde biraz dona kaldım. Niye? Çünkü ben tamamıyla aynı şeyi araştırıyorum şu an. Aslında daha on yıllarca önce insanlar uzayda yaşamanın içerisinde belki de kanseri yenebilmenin bir umudunu taşıyabileceğini buradaki tek cümleden verebiliyordu. Zaten onun içinde burada ters kalmış. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uçarken bir görüntü resmedilmişti. Message benim için önemliydi. Geçtiğimiz 2022 yılında e, Türkiye'de başlattığımız bu proje artık Ocak ayında uzaya gidecek. Ve Türk astronotlarla beraber başlatacağımız projenin de ismi Message. Dolayısıyla çok güzel bir denk düşme oldu benim için. Microgravity Associated Genetics. Yani ben burada uzun yıllar boyunca şunu merak ediyordum. Kendi genetik materyalimiz mikrogravite yani ...sıfıra yakın ya da sıfır yer çekimi ortamında nasıl etkilenir? Şunu hayal edin. Bildiğiniz gibi belki de herkes yapmıştır. Laboratuvarda veya evlerinizde bir pamuğun arasına bir fasulye koyarsınız. Birkaç gün geçtikten sonra bu fasulyenin küçük küçük böyle fidelerinin yukarı doğru çıktığını görürsünüz. Burada aslında bir mesaj vardır. Nedir? Bu fasulye tohumlarının genetik materyali içerisinde... Anti gravity yani yerçekimine karşı bir şekilde büyümeye doğru giden bazı genetik faktörler var. Yani daha bitkilerin içinde bile yerçekimini hisseden yerçekimine karşı koyması izlenimini ve mesajını içeren genetik ifadeler var. Ben bunu görünce hep şunu söylüyordum kendi genetik materyalimizde yer çekimini neden hissetmesin ki neden buna karşı tepki göstermesin ki ama bunun deneylerini yapabilmek bunun araştırmalarını yapabilmek dünya ortamında mümkün değil. Bizim yer çekiminin kontrolü olan yer çekimsiz bir ortam veya diğer bir kontrolü olan yer çekiminin arttığı başka bir ortama ihtiyacımız var. İşte bu iki ortam uzay ve Antarktika Burada da şu an uluslararası uzay istasyonunda dünyada yetiştirilen birçok tohumun yer çekimsiz ortamda nasıl yetiştirileceğine dair ve genetik materyallerinin mikrogravite yer çekimsiz ortamda nasıl etkileneceğine dair birçok çalışma yürütülüyor. Ama bizim odaklandığımız nokta bitkiler değildi, hayvanlar değildi, direkt olarak astronotların kendileriydi. İşte bunun için Türkiye'nin ilk uzay projelerinden birinde uzaya çıkacak astronotumuzun bağışıklık sistemi hücrelerinin vücudunda, kendi kanlarında dolaşırken yer çekiminden nasıl etkileneceğini çok merak ediyoruz. Bunun için yapacağımız çalışmalara başladık bile ve Ocak ayında da uzaya çıktığında astronotlarımız artık bu çalışmanın startını da vermiş bulunmaktayız. Neden önemli? Biz yerçekimsiz ortamda bu çalışmalar ve genetik materyallerdeki, genetik ifadedeki değişimi keşfettiğimizde artık uzayda keşfedilen yeni mikrogravity associated genler bulacağız. Ve biz bu gene şimdiden bir isim verdik. Graviton. Dolayısıyla bu genlerin bağışıklık sistemini nasıl etkilediği ve az önce hikayenin en başında gösterdiğim filmimdeki tek kare gibi Kansere karşı nasıl tepki koyacağımızı çok merak ediyoruz. Acaba yerçekimsiz ortamda aktifleşen veya susan bazı genler kansere karşı bizi daha dirençli hale getirebilir mi? Veya diğer enfeksiyonlara karşı bizi daha güçlü kılabilir mi? Ya da daha savunmasız kılabilir mi? neden önemli? Çünkü uzun uzay seyahatlerinde, Mars'ta yaşamada ya da diğer bütün gezegenlerde yaşama ideallerimizde biz kendi genetik materyallerimizin buna uygun olup olmayacağını daha şimdiden öğrenmeliyiz ve buna hazırlıklı olmalıyız. Bunun için de şimdiden gen ifadeleri araştırmalarını yapıyoruz. Biz buna transkriptom analizleri diyoruz. Astronotlarımızdan aldığımız kanlarla bunları yapıyoruz. Ama aynı zamanda dünyada da deneyler yapmalıyız. Ve dünyadaki genetik ifadeyle uzaydaki genetik ifadesini birbirinden ayırmalıyız ki yer çekimsiz ortamı test edebilelim. Bize bir şey daha lazımdı. Aslında tüm projeye başlamadan önce başladığımız küçücük bir hikayeydi laboratuvarda yer çekimsiz ortam benzeri bir ortam yaratabilir miyiz diye. İşte biz de bunun için akustik levitasyon cihazını seçtik ve burada gördüğünüz ya da görmekte zorlandığınız küçük küçük şeylerin kan damlaları olduğunu size söylesem. Dolayısıyla biz artık laboratuvar ortamında hiçbir kaba, hiçbir laboratuvar ortamına ihtiyaç duymadan havada insanların kanlarını tutabiliyoruz. Bu durum bize uzaya gitmeden uzay benzeri bir ortamın nasıl etki oluşturabileceğini de bize gösterecek. Ve diğer taraftan 2020 yılında Nobel ödülü kazanmış bir genetik mühendislik teknolojisi. Bizim de uzun, yıllardır üzerinde çalıştığımız CRISPR gen çalışmalarıyla da birleştirdiğimizde insan genomunda saklı kalan bu 25 bin genden hangilerinin yer ile ilişkili olduğunu keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu bizim laboratuvarda yaptığımız görüntülerden bir tanesi. Şu an burada ses dalgaları oluşturuluyor ve ortada duran katı ve sıvı örnekleri görüyorsunuz. Böylelikle biz bunları uzun bir süre içerisinde laboratuvarda tutarak uzay, yeryüzü ve laboratuvarda oluşturduğumuz ortamla kontrol deneylerini sağlıyoruz. Aksiyon deneyleri açıklandı, resmi olarak artık duyuruldu ve 13 tane proje uzaya gidecek. Biz Astronotlarımızla ilgili eğitimlerimizi verdik ve artık bundan sonra uçuşa hazır durumdayız. Genetik elementlere başlayacağız. ODTÜ'de bir eğitim yapmıştık. Ben ODTÜ mezunuyum. Dolayısıyla mezun olduğum okula bu sefer bir proje yürütücüsü olarak girdiğimde çok duygulanmıştım. Astronotlarımızla bir araya geldim. Burada benim güzide ekibim duruyor. Bütün ekip 6 yüksek lisans öğrencisi ve 4'ü lisansla başladı yani sizinle aynı seviyelerde başlayan öğrencilerimiz şu an her hafta NASA ile toplantılara giriyorlar. Dolayısıyla aslında hayal etmenin, idealist olmanın ne kadar sizi götürebilecekleri uç noktaları da görebiliyorlar. Ee, Alper Bey bizim Türk astronotumuz uzaya gidecek ve diğer e, farklı ülkelerden astronotlarımızla beraber e, inşallah Ocak'ta uzaya gidecek. Buraya kadar olan hikayen yerçekimsiz ortam ve dünya ortamı ile ilgiliydi. Yani benim sorduğum sorunun henüz daha bir kontrolü açık durumdaydı. Ben yerçekimsiz ortamda genleri keşfedebilirim bu sistem sayesinde. Türkiye'de yeryüzü ortamında da keşfedebilme ihtimalim var ama benim yerçekiminin arttığı bir ortam bulmam gerekiyordu. İşte bunu araştırdığımızda yerçekiminin normal dünya ortamından daha fazla olduğu bir yer vardı. O da Antarktika ve hemen bunun için yine aynı ekiple projemizi yazdık ve yolladık. Şu anki hedefimiz dünyada ilk defa gerçekleştirecek bir proje tasarımı. Hem uzayda, hem yeryüzünde, hem de Antarktika'da hücreleri araştıracağız ve artan yer çekimi ortamında da değişen genlerin hangileri olduğunu bulacağız. Böylelikle Üç farklı yerden topladığımız genetik ifadelerle gerçekten genleri etkileyen ilk graviton genlerini keşfetmeyi planlıyoruz. Ve biz böylelikle uzay standartına, uzay hayatına, geleceğin uzay teknolojilerine hazır olmayı hedefliyoruz. Son slaytım. Ben ağrılı bir bilim insanı olarak, eğer ağrıyı bilirseniz ağrının en popüler e, hikayesi Hz Nuh'un gemisidir. Nuh'un gemisini özellikle bir genetik bilimci olduğumda bir anda şöyle anladım. Aa dedim ki Nuh'un gemisi dünya tarihinin ilk DNA bankası. O an içerisinde laboratuvar tüpleri olsaydı, laboratuvar tüplerinin içerisine DNA'lar koysaydı muhtemelen Hazreti Nuh bütün hayvanları gemiye bindirmeyecekti. Sadece onların DNA'larını alması ve onları klonlaması yetecekti. Ama o günkü dünya şartları altında bütün hayvanların tek bir gemiye binmesi... Dünya tarihinin ilk DNA bankası olarak bir genetik bilimci olarak beni heyecanlandırır özellikle ağrılı bir genetik bilimci olarak. Şimdi artık uzayın seyahatine başlıyoruz. Artık birçok canlı insan başta olmak üzere yeni gezegenlerde, yeni uzay seyahatlerinde alışık olmaları için belki de onları transfer edeceğiz. Belki bu sefer filleri veya işte diğer hayvanları direkt böyle transfer etmeyeceğiz de onların genetik materyallerini embriyo tüpleri içerisinde yapay rahim içerisinde oralarda büyütmeyi hedefliyoruz. İşte biz bu teknolojiyi binlerce yıldır kendi ülkemizin kültüründe ve coğrafyasında yetişmiş bilim insanı olarak araştırarak geleceğin uzay teknolojilerine getirmeyi planlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.